Arkadaşlar merhaba. Bugün ahşap oyma işine giriyorum. Öyle bir karar verdim. Matkaplı uçlarla çok basit işler yapacağız. Ama gerçekten işinize yarayacak şeyler de olacak. En azından ben düşündüm. Yaptığım şeyleri kullanacağım. Kullanırım ya. Cidden kullanırım. Bence güzel oldu. Siz de izlerken umarım keyif alırsınız. Malzemesi olanlar için çok kolay çalışmalar. 5-10 dakika içerisinde beğendiğinizi yapıp kullanmaya başlayabilirsiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Şimdi öncelikle şöyle bir odun parçası. Bununla ilgili birkaç planım var. Tilet mumluk yaparak başlayalım. Farklı bir şey çıkarsa onları da yaparız. Burada en önemli aparatımız da bu. Şöyle bir matkap ucumuz var. Bu tam tilet'lerin çapı kadar delik açabiliyor. Bununla deleceğiz. Şöyle tam ortadan göstereyim ama. Burada biraz gürültü olur. Bunu tabii sağlam tutmak lazım. Bu şekilde orta çaplı bir oyuk açmamız yeterli zaten. Bir de mum ekleyelim üstüne. Bunun da yerlerini belirledim. Şöyle 3 tane. Burada zor oluyor. Şimdi dışarıda biraz daha yüklenmem lazım. Daha derin açacağım. Tam bunlara da mumlar yerleşecek. Bunun böyle sağını solunu isterseniz zımparalayabilirsiniz ya da cilalayabilirsiniz. Şöyle mumlarımızı yerleştirelim. Bence gerçekten güzel bir şey çıktı ortaya. Yani istediğiniz gibi salonunuzda, mutfağınızda dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz bunları. Evet, tea light mumlu. Biraz daha derin hale getirdim. Şimdi şuradan da keseceğim. Bence çok güzel bir yumurtalık olacak bu. Yarı yarıya küçülttüm bunu. Böyle çünkü küçük daha iyi. Bunu da böyle bu şekilde yumurtalık olarak kullanabiliriz. Bence çok güzel gözüküyor. Böyle yumurtalıkla başlamışken bir de şöyle ince dilim bir ahşabın üzerine yapmaya çalışacağım. Buna da bir delik açalım bakalım. Hatta bunu şurada hemen bir delelim. Bu kolay olacak. Küçük ya. Fazla gürültü çıkarmayız. Şuraya açsak yeter. Oldu mu? Fena değil ya. Biraz genişletmek gerekiyor tabii. Bunu biraz daha küçük delik yaptım. Şöyle, bu da farklı bir sunum için kullanılabilir. Yine aynı ebatlı bir odun parçası üzerine birkaç tane delik açacağım. Bunlar biraz daha derin olacak tabi. Kullandığınız kalemler, tornavidalar ne kadar uzunsa ona göre derinliği değiştirebilirsiniz. Şimdilik 4 tane delik açtım. Kalemlik olarak tasarladık ama şu bizim klasik tornavidalarımız için de gerçekten bir düzenleyici olabilir. Evet, bence ortaya çıkan ürünler gerçekten güzel. Kullanışlı da ürünler. Çünkü kim yaptı? Ben yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.